3 dakikada film analizine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Emma Watson'ın başrolünde yer aldığı Güzel ve Çirkin. Don't be afraid. 1740 yılında yazılan masal Güzel ve Çirkin, özellikle 1946'da Jean Cocteau'nun başyapıtı Güzel ve Çirkin'le gerçeküstücülük kanadında çok önemli bir filme malzeme olmuştu. Onun devamında Juras Hers, Çek Yeni Dalgası'ndan 1978 yılında melankolik bir vizyon sahibi bir filme imza attı. 1962'de Hollywood'da Edward Le Caen, Kurt Adam filmine çevirdi Güzel ve Çirkin'i. Ama 1991 tarihli Güzel ve Çirkin Disney animasyonu da çok ilgi çekici bir denemeydi aslında. Bu özellikle Cocteau'nun, Juras Hers'in ve Disney animasyonunun bu alanda uyarlamalar arasında en üste yerleştiğini söylemeliyiz. Bu Disney animasyonunun 1994'te Broadway'e uyarlanmasıyla birlikte kısa sürede Broadway'in en uzun süre sahnelenen 10 oyunu arasına girmesi tesadüf değildi. Uluslararası tura da çıktı Güzel ve Çirkin çoktan. Ülkemize de gelmişti. Buradan uyarlanan bir perde müzikali karşımızda bu kez. Bill Condon daha önce Dreamgirls, Rüya Kızlar'la dikkat çekmişti ve Rob Marshall'la birlikte Hollywood'da daha çok müzikal çekmesi gereken isimlerden biri olarak anmamızı sağlıyor kendisine açıkçası bu başarısı sonrası. Güzel ve Çirkin de prodüksiyon tasarımından koreografilere, uzun planları alan açan kamera kullanımından, işitsel yapıya kadar son derece özenli bir işçilik var. Hollywood'un klasik dönemini akla getiren ve peri masalı müzikali alt türüne ulaşan bir işle yüzleşiyoruz. Burada da klasik müzikalin bütün gereklerini yerine getiriyor Güzel ve Çirkin ve Für 2006 tarihli Steven Schoenberg'in Für Imaginary Portrait of Diane Arbus'u gibi modern veya postmodern bir postmodern ve serbest bir Güzel ve Çirkin uyarlamasına dönüşmese de 2011'deki Beasley ve 2014'teki Christoph Gans'ın Güzel ve Çirkin'in fena olmayan duruşlarının üzerine geçebiliyor. Emma Watson'ın koreografilerde ve performanslarda Emma Stone kadar, La La Land'deki Emma Stone kadar parıldamasa da işini yaptığını ve beklenenden çok daha iyi performanslara imza attığını söylemeliyiz. Kevin Kline baba rolünde çok iyi oynamış. Zaten Sophie's Choice'den beri çok önemli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Güzel ve Çirkin, müzikal sevenleri tatmin edecek bir eser. Zevkle izleniyor ve klasik müzikalin Hollywood'da bazen gerekli olabileceğini de ortaya koyma adına değerli. Ama elbette Moulin Rouge, La La Land gibi işlerin Hollywood'da daha vizyon sahibi orijinal eserlerin devreye girdiği dönemde çok da yukarıda yer alamıyor. Ama Güzel ve Çirkin uyarlamaları arasında ilk kurmaca müzikal olarak kendini ayrı bir yere yerleştiriyor. Benim Güzel ve Çirkin'e puanım 10 üzerinden 6.6. Sizin Güzel ve Çirkin'e puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.